Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu videomda Mobile Legends oyunu ile ilgili güncel bilgileri hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. 2-3 saniyenizi ayırıp videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Chess için yeni Harper skin anketi yapıldı. İlerleyen zamanlarda Harper görüntüsü bu şekilde olacak. Hatta oyun ana ekranının sağ alt kısmındaki Harpır da bu şekilde olacak. Oyunumuza 4 yeni savaş ifadesi gelecek. 3 tanesi Transformers ile alakalı. Bir tanesi de Badank ile ilgili. Şu an onların görüntüsünü görüyorsunuz. Şimdi onları bir de canlı canlı izleyelim. Oyunumuza yeni gelecek olan Mia, Beatrix ve Aldous kostümlerinin ikonları bu şekilde olacak. Yeni 2021 Cadılar Bayramı avatar çerçevesi bu şekilde olacak. Daha önceden de dediğim gibi Cadılar Bayramı kostümü CYC kahramanına gelecek. Etkinlikle birlikte ücretsiz bu kostümü alabileceğiz. Hatta diğer Cadılar Bayramı kostümlerini alamayan arkadaşlar varsa onlar da bu Cadılar Bayramı etkinliğinde çok uygun fiyatlara ya da ücretsiz bir şekilde kostümleri alabilecek. Hazır konumuz Cadılar Bayramı'ndan açılmışken oyunumuza ilerleyen süreçlerde çok güzel nostalji etkinlikleri gelecek. Bu etkinliklerden bir tarafından çerçeve alacağız, diğer tarafından da kostümleri alacağız. Yapmamız gereken tek şey ücretsiz görevleri tamamlamak ve ödülleri toplamak. Kostümlerin türüne gelecek olursak normal, elit ya da özel kostümler olabilir. Mobile Legends'ın 5. yıl dönümünde bedava vermeyi planladığı Mia'nın Ay Tanrısı kostümünün portre resmi bu şekilde olacak. Dediğim gibi bu kostümü ya direkt bedava alacağız ya da promosyon elmaslarıyla alacağız. İlerleyen süreçlerde detaylar geldikçe sizinle paylaşacağım. Transformers etkinliğinden elde edeceğimiz süre sınırlı savaş efektlerinin görüntüsü bu şekilde olacak. Öldürme efekti, doğuş efekti, üste dönüş efekti, eliminasyon efekti birçok efekt var. Bunlarla ilgili videoya ulaşınca muhakkak canlı canlı paylaşımda sizlerle yapacağım. Transformers etkinliği artık oyunumuzda yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Şu an biliyorsunuz ana sunuculara bir ön kayıt etkinliği takvime eklemek, paylaşmak gibi şeyler geldi. Ama birkaç gün içerisinde artık daha etkili bir şekilde Transformers etkinliğini hissetmeye başlayacağız. Şu anda ben konuşurken arka planda Transformers etkinliği ile ilgili oturmuş kalıpları görüyorsunuz. Yani kahramanların görüntüsü, yeni gelecek olan kostümlerin görüntüsü, arabaykenki modelleri, etkinliğin kendi görüntüsü yani iki tane etkinlik zaten gelecekti onunla alakalı bir üçüncüsü daha geldi onun da görüntüsünü görüyorsunuz dizayn aşamasında yani Transformers etkinliği bizlere hem çok kazandıracak hem de çok karışık arkadaşlar o yüzden etkinliğin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum acaba neler olacak. CYC kahramanı için yeni bir kostüm anketi var. İlk kez böyle anket görüyorum. Toplam 5 kostüm var ve en çok oyu alan ilk oyuna gelecek. İlk oyuna gelecek kelimesini kullandım çünkü diğerleri de oyunumuza gelecek kostümler. Bu ankette seçilen kostüm ilk sırada gelecek. Diğerleri de sonraki ilerleyen zamanlarda oyunumuza gelecek olan CYC kostümleri olacak. Gerçekten hepsi birbirinden şahane. Magic alanının yeni galerisi, rol sistemi ve sinerji sistemi ekrana yansıttığım görseldiği gibi olacak. Artık planlamanızı bu rol sistemine ve sinerjiye göre yapmanız gerekecek. Yakın zaman içerisinde oyunumuza bu üste dönüş efekti gelecek. Efekt gelir gelmez canlı canlı çevirmesini yapacağım. Kaç elmasa çıkar. Bununla ilgili sizlere rehber bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu üste dönüş efekti oyuna gelmeden önce benim videomu beklemenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki haberimiz ise Tigreal Kahraman'ın market olayıyla alakalı. Tigreal Kahraman'ın yeni kostümü geliyor. Yeni kostüm markete geldiğinde paket satışları olacak. Hem kostüm için hem de kahraman ve kostümü almak için paket satışları olacak. Ve kostümün etkinliği bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Mobile Legends oyunu ile ilgili güncel haberleri sizlerle paylaştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.